Milletvekili buyurun. Sayın Başkan, diğer değerli milletvekilleri, İyi Parti grubu önerisi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli korkunç deprem felaketinin üzerinden 39 gün geçti. Burada tekrardan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Korkunç felaketi ben de ilim Osmaniye'de yaşadım. Ve depremin ilk anından itibaren Osmaniye'de sahada ve il deprem koordinasyon merkezinde enkaz altındaki tüm hemşerilerimizi sağ salim kurtarmak ve dışarıda kalan vatandaşlarımızın barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için il örgütümüzle seferber olduk. Bu zor süreçte bölgeye gelerek destek veren genel başkanımıza, milletvekillerimize, ilgili kurumlara ve CHP'li olsun olmasın tüm belediyelere yürekten teşekkür ederim. Fakat 6 Şubat'ta yaşadığımız doğal bir afet maalesef doğal olmayan bir felakete dönüşmüştür. Değerli milletvekilleri, Osmaniye'de korkunç deprem felaketinde kimsenin kabul etmediği, affedemediği ve hala kabullenemediği bir 3 günümüz oldu. İlk 3 gün bölgeye yardımlar gecikmiş ve enkaz kurtarma çalışmaları bir kaosa dönüşmüştür. Fakat burada asıl önemli konu deprem öncesi ihmallerin büyüklüğü ve deprem sonrası beceriksizliğin, insansızlığın ve liyakatsizliğin büyüklüğüdür. Örneğin Cumhurbaşkanı Yardımcımız Osmaniye'de arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı açıklamasından sonra bir bina enkazının altından 60 vatandaşımız çıkarılmıştır. Değerli milletvekilleri, 30 gün geçmesine rağmen depremin yaşandığı diğer iller olduğu gibi seçim bölgem Osmaniye'de de halen eksiklikler devam etmektedir. Osmaniye'de 17 bin hasarlı binamız var. Bu sebeple çadır ve konteyner ihtiyacımızın bir an önce karşılanması gerekmektedir. Vatandaşlarımız halen zordur koşullarda ve yaşamını sürdürmektedir. Bir an önce barınma sorunu çözülmelidir. Değerli milletvekilleri, seçim bölgem Osmaniye'de 15.768 olmak üzere diğer illerle birlikte 260 bin esnafımız depremden etkilenmiştir. Ekonomik kriz ve pandemi sonrası henüz toparlanamayan esnafımız bir de deprem felaketini yaşamış ve teşekkür ederim. Bu sebeplerle esnafın bankalara, esnaf kefalet kooperatiflerine olan borçları, kira, fatura ve vergi gibi borçları hazine tarafından karşılanmalıdır. Ve Osmaniye'de esnafımızın yıkılan ya da oturulamayacak durumda olan iş yerleri için acil olarak konteyner ve prefabrik çarşı kurulmalıdır. Sözlerime son verirken bir tek Osmaniyeli hemşerim kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin. Bu zor günleri birlikte aşacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız. 14 Mayıs'tan sonra inşallah aydınlık günlere kavuşacağız. Diliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.